Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese iyi akşamlar efendim. Bir bitki doktoru programıyla daha sizlerle beraberiz. Bu hafta yeni bölümümüzde bitki bakteri hastalıkları ile genel mücadele yöntemlerini konuşacağız. Bu akşam Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Recep Kotan hocamla beraber sizlerle olacağız efendim. Bu akşam bizleri hocam Erzurum'da mihman etmiş olacak. Hocam iyi akşamlar diliyorum, merhabalar. İyi akşamlar Abdullah Bey, merhabalar. Sizler ve Erzurum nasıllar acaba? Teşekkür ederiz, bizler iyiyiz, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz hocam, sizlerle beraberiz, yeni bir programda daha beraberiz. Bu akşam da aslında ehemmiyetli bir konuyla daha izleyici, aslında bütün konuların ehemmiyeti var ama bu konuda biraz daha nacizane ehemmiyeti olduğu nazariyatımda. Bu konuda da sizlerden, işin ehlinden detaylı bilgileri alalım istiyoruz. Buyursunlar Sayın Hocam. Şimdi tabii tüm bu vesileyle tüm izleyenlere selam sevgilerini gönderiyorum Erzurum'dan. Bitki hastalıkları deyince tabii bitkilerde hastalığa sebep olan organizmalar, işte funguslar, bakteriler, virüsler diye sıralıyoruz biz. Bakteriler de önemli gruplardan bir tanesi. Evet. Yani bitkilerde önemli derecede zarara sebep olan bakteriler var tabii. Bu bakterileri hocam bir tanıyalım. Bakteriler nedir? Bitkilerde nerelerde bulunur? Yani dedik bugün bitki bakteri hastalıklarıyla genel mücadele yöntemlerini konuşacağız. Bu bakteriler kim? Nerelerde? Bir bunlarla başlayalım isterseniz. Evet. Şöyle tabii çok detaya boğmadan ikinci slayta geçersek konunun çok daha da iyi anlaşılması için. Tabii dünyada bugüne kadar yapılan çalışmalarda bu sayı sürekli değişiyor ama işte şu anda 650'nin üzerinde bitkide hastalık oluşturan bakteri tespit edilmiş durumda. Bilim değiştikçe, geliştikçe bu sayı da artıyor. Ama tabii Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. Biz daha çok ekonomik düzeyde zarar yapan hastalıklar üzerinde duruyoruz. Yani Türkiye içinde bakınca aşağı yukarı bir 50'ye yakın bitki bakteri hastalığı tespit edilmiş durumda. Ekonomik düzeyde zarara sebep olan 50'ye yakın bitki bakteri hastalığı var. Dolayısıyla bir bakterileri kısaca tanıyacak olursak tabii bunlar tek hücreli mikroskobik canlılar. Yani ancak mikroskop vasıtasıyla o da binlerce defa büyüterek ancak işte böyle nokta şeklinde görebildiğim küçük. Kendileri küçük ama aslında maharetleri oldukça büyük. Bunlar eğer şartlar uygunsa çok hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Bölünerek çoğalıyorlar. Hatta dünyanın en hızlı çoğalan canlılarından birisi deniliyor. İşte kitaplarda şeyler değişiyor ama bakterinin türünden türüne göre de değişmekle birlikte 5 dakikada, 10 dakikada, 20 dakikada bir ikiye bölünüyor. Şartların uygunluğuna da bağlı olarak. Dolayısıyla bu çok hızlı bir çoğalma. Yani diyelim ki bir yaprak yüzeyinde 100 bakteri varsa işte 20 dakika sonra 200 oluyor. Bir 20 dakika geçince 400 oluyor. Bu sayı çok hızlı bir şekilde çoğalıyor. Zaten hastalık oluşturabilmesi için de belli bir sayının üzerine çıkması gerekiyor. Yani bir yaprakta bir bakteri, 3-5 bakteri olunca hemen hastalık oluşmuyor tabii. Çünkü bitkinin de kendine göre bir dayanıklılık mekanizması, savunma mekanizması var. Tüm canlılarda olduğu gibi. Bunlar hani dedik ya çok hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Bugüne kadar tespit edilmiş de yaklaşık bir 10 milyonun üzerinde tür var. Yani bütün canlılarda olduğu gibi bakterilerde de bir sistematik yapılıyor. Birbirlerine özellikle de işte genetik akrabalıklarına bakılarak bir sistematiğe tabi gruplandırmaya tabi tutuluyor. Ve bugüne kadar tespit edilmiş 10 milyonun üzerinde bakteri türü olduğu söyleniyor ki bunun sadece bir 600-650 tanesinin bitkilerde hastalık oluşturduğu. Ki bunların da yani ekonomik düzeyde hastalık oluşturan da Türkiye'de bir 50'ye yakın hastalık var. Tabi genel anlamda da bakterilerin aslına bakarsanız çok az bir kısmı patojen. Tabi insanda, hayvanda hastalık oluşturanlar da var. Yani bu 10 milyon bakterinin %1'i, %2'si patojen. Geriye kalan da faydalı. Faydalıları geçen haftalarda konuşmuştuk tabi ama. Şimdi bunların yaşam alanına bakınca 3. slide'da daha anlaşılır bir şekilde resimler koymuştum.
Şimdi tabii bunlar bitkinin gerek toprak altı aksamında gerekse de toprak üstü aksamında bulunabiliyorlar. Yani toprak altında dediğimizde işte bu bitkinin kök korteksi dediğimiz kök civarlarında bulunuyorlar. Tabii topraktaki bakteriler hariç, o faydalı bakteriler toprakta her yerde bulunabiliyor. İlla bitkinin kök korteksinde olacak diye bir kayda yok. Ama toprak üstü aksamında da bakıyorsunuz, bunlar bitkide doğal açıklıklar dediğimiz, işte bilimsel adıyla stoma, lentisel haydut dediğimiz yapılar. Yani yapraktaki o işte evet gözenekler, yaprak damarlarının dışa açıldığı yerler, haydut diyoruz oralara. Yine sürgün ve gövde üzerindeki doğal açıklıklar, lentisel diyoruz. Bunun yanında bitkide hücreler arasında bulunabiliyorlar. Bakteriler zaten hücre içerisine girmiyor. Yani hücre içerisinde yaşayan canlılar değiller, hücreler arasında bulunuyorlar. Ve bir de iletim demetinde bulunan hastalıklar var. İletim demetinde bulunan bakteriler var. Hatta bunlar işte sistemik enfeksiyon oluşturuyorlar. Şimdi hocam bakterilerin yaşam alanlarını irdeledik. Demin şöyle bir ifade geçti. Belli 3-5 tanesi değil de belli bir oranda dediniz. Bu hastalık oluşumu için ne kadar bir bakteri gerekli, yani gerekli koşullar nelerdir diye sormuş olayım Sayın Hocam. Evet, şimdi ben onu şöyle izah edeyim. Tabii bu sayı bitkinin dayanıklılığına, çevre koşullarına bağlı olarak değişiyor. Bitkinin direnci yüksekse, bakteri sayısı yüksek olsa da hastalık oluşturamıyor veya da bitkinin direnci yüksekse, dayanıklı bir daha doğrusu dayanıklılığı fazla olan bir bitkiyi söyle diyelim. Çünkü dayanıklı bitkilerde hastalık oluşmaması gerekiyor. İşte sayının daha yüksek olması gerekiyor. Ama bu sorunun en güzel cevabı şöyle olur. Biz laboratuvar koşullarında araştırmacılar bakteriyel hastalıklarla ilgili çalışmalar yaparken dünyanın da kabul etmiş olduğu bir literatür bilgisi vardır. Yani Koch postulatları dediğimiz bir yöntemle bakterilerin bitkide patojen olup olmadığını anlamak için yapmış olduğumuz bir testtir bu. Bu testte bitkiye bir bakteriyi inoküle ederken inoküle etmiş olduğumuz bakteriyel solüsyondaki bakteri sayısının mililitrede 1 çarpı 10 üzeri 7 veya 8 olmasını isteriz. Yani bu da şu demek, 10 üzeri 7 olunca o mililitrede 10 milyon bakteri gibi bir rakam. Evet. Bu hastalık oluşumu için gerekli koşullar nelerdir hocam diye soruyu devam ettim. Evet, yani aslında olayın belki de en önemli kısımlarından birisi de bu. Hani dördüncü slayta geçersek oradan açıklayayım. Tabii biraz önce de bahsettim ya, bir bakterinin bitki patojeni olup olmadığını test etmek için akademisyenlerin yapmış oldukları, uygulamış oldukları bir deney prosedürü var. Buna Koch postulatları diyoruz ki, orada hastalık oluşumu için gerekli koşullar aslında 3 tane ana başlık altında. Birinci koşul şu, yani mikroorganizmanın veya da biz bunu artık patojen diyoruz, patojenin saldırgan olması gerekiyor. Veya bilimsel ifadeyle virülanslığı yüksek deriz biz. Hatta mücadele çalışırken, mesela biyolojik mücadele çalıştığım için ben oradan da özellikle virülanslığı yüksek ırkları seçeriz. Yani saldırganlığı yüksek ırklar. Çünkü ırklarının saldırganlığı arasında da farklılıklar var. Hatta saldırganlığı düşük olan bakteri ırklarının dünyada mücadelede de kullanıldığını görüyoruz. Aynen insanlardaki aşı gibi. Yani virülanslığı veya işte diğer ifadeyle saldırganlığı azaltı hiç olmayan aynı tür organizmaları bitkiye doğal koşuş, yapay koşullarda bitkiye sprey ederek ilaç gibi o bitki patojenin daha saldırganlıklarına karşı dayanıklı hale gelmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla koşullardan bir tanesi patojenin saldırgan olması. Bir diğer husus konukçu bitkinin hassas olması gerekiyor. Yani aynı türün farklı çeşitleri arasında bitki patojenlerine karşı duyarlılık açısından farklılıklar olabiliyor. Bu sadece bakteri hastalıkları değil, tüm hastalıklar için geçerli. Fungal hastalıklar için de, virüs hastalıkları için de. Özellikle virüs hastalıklar için bu çok yapılır. Çünkü virüslere karşı etkili bir ilaç da olmadığı için
daha çok çalışmalar dayanıklılık üzerine yoğunlaşmıştır. Aslında bakterilerin de virüslerden pek de bir farkı yok mücadelesini biraz sonra daha detaya girince. Dolayısıyla konukçu bitkinin hassas olması gerekiyor ki hastalık oluşsun. Bir diğer koşul ise çevre şartlarının uygun olması. Yani bu üç koşulun bir arada olması gerekiyor. Patojen saldırgan olsa, konukçu hassas olsa, çevre koşulları uygun değil ise patojenin gelişmesi için yine hastalık oluşmaz. Veya patojen saldırgan olsa, çevre koşulları uygun olsa, konukçunuz dayanıklı ise yine hastalık oluşmaz. Dolayısıyla bu üç koşulun yerine gelmesi durumunda ancak hastalık oluşuyor ve hastalık oluşumu sonucunda da farklı bitki dokularında, farklı görüntülerde, biraz sonra görüntüleri göreceğiz, simptomları, farklı şiddetlerde çeşitli hastalık simptomları oluşuyor. Şimdi bu koşullar gerçekleştiğinde oluşan simptomlar dediniz hocam, bunları biraz açalım isterim. Şimdi bir sonraki slayta geçelim, 5. slayta. Şimdi tabii biz aslında bu sohbetin konusu bakteri hastalıklarıyla mücadele dedik. Evet. Ama mücadeleden önce bakterileri tanıttık. Bir de simptomlarını tanıtmak istiyoruz. Evet. Sebebi de şu. Yani bir hastalıkla mücadele, doğru bir mücadele stratejisi oluşturabilmeniz için, bu zararlar için de geçerli. Öncelikle bitkideki problem her neyse o probleme sebep olan etmenin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani en azından etmen biyotik midir, abiyotik midir? Biyotikse hastalık mıdır, zararlı mıdır? Hastalık ise virüs müdür, bakteri midir, fungus mudur? Bakteri ise karar verdik bakteri olduğunu. Bakteri ise hangi bakteridir? Bunların bilinmesi gerekiyor. Yani doğru mücadele stratejisi oluşturabilmemiz için bunlar şart. Şimdi dolayısıyla bakterilerle mücadeleyi anlatmadan önce hani ben de düşündüm ki öncelikle bir bakteriyel patojenler bitkilerde ne tür simptomlar oluşturuyor? Bir bunları anlatmış olalım. Çok iyi olur. Oluşturduğu simptomlardan bir tanesi mesela kloroz. Örnek olarak. Kloroz bitkilerde renk açılması demektir. Buradaki resimlerde de dikkatlice bakılırsa yaprak üzerinde işte sarı sarı renk değişimleri görüyorsunuz. Çünkü bakteri işte yaprakta alttaki resimde gördüğünüz gibi yaprak kenarlarından haydut dediğimiz yerlerden giriş yapmaya başlayınca yavaş yavaş sararmalar başlar. Sararmanın sebebi bakterinin üretmiş olduğu toksinlerden dolayı klorofilin parçalanmasına bağlı olarak yapraklarda bir sararma meydana gelir. Tabii bu sararma ilerleyince bir sonraki slayta geçmeden tabii. Önce bir şey daha söyleyeyim. Sararmanın devamı nekroz diyoruz. Ölü dokular oluşuyor. Ancak şurada soldaki ilk resimde görülen bakteriler için çok tipik bir şeydir. Bunun üzerinde özellikle durmak isterim. Yani bir bakteriyel hastalık var mı yok mu diye bir bitkide kontrol yaparken özellikle yaprak patojenleri için diyorum mutlaka yaprakların altına bakmak gerekiyor. Çünkü enfeksiyonlar yaprak altlarında görülmeye başlar. Böyle nokta nokta su emmiş lekeler deriz biz bunlara. Biraz daha işte normal yeşil renkten biraz daha koyu bir yapıda. Burada sol üstteki resimde görülüyor. Bunları görünce bir kere artık mücadele yapacaksak burada kesinlikle bir mücadeleye başlamak gerekiyor. Mücadeleyi biraz sonra konuşacağız. Evet, şimdi bir sonraki slayta geçince klorozdan sonraki simptom nekroz. Evet. Az önce de dedik ya hücreler ölmeye başlıyor bakterinin üretmiş oldukları bir takım toksinlerden dolayı. Çok sayıda hücre ölünce tabii hücreler bitkilerde dokuları oluşturuyor. Çok sayıda hücre ölünce ölü dokular meydana geliyor. İşte yaprakta böyle siyah lekeler görüyorsunuz. Veya sürgünde veya meyvelerde bu lekeleri görmek mümkün. Veya dallar üzerinde siyahlaşmış lekeleri görmek mümkün. Bu şu anlama geliyor. Buradaki çok sayıda hücre ölünce artık bitkide ölü doku oluşmaya başlamıştır. 7. slayta gelirsek bir diğer simptom şekli bakterilerde birçok bakteriyel hastalıkta akıntı görebiliriz. Bu evet. Akıntılar işte gerek gövdede, gerek dallarda, gerekse meyvelerde olabiliyor ki burada gördüğünüz meyve mesela ateş yanıklığı dediğimiz bir hastalık vardır. Erginliğe uğranın sebep olduğu yumuşak çekirdekli meyvelerde dünyada da ülkemizde de önemli bir hastalık. Evet. Özellikle de iklim
koşullara uygunsa, ki iklim koşullarından kastımız neme çok duyarlıdır. Nem yüksekse aşırı derecede bakteri üremesinden dolayı bitkinin dokusunda, daha doğrusu hücreler arasına artık sığamayan bakteri dışarıya taşmaya başlar, ki bu akıntıları gördüğümüzde bu da bakteriyel hastalığın tipik bir belirtisidir. Yine set çekirdekli meyvelerde böyle zam şeklinde akıntılar görürüz. Bu da yine bakteriyel hastalıkların tipik belirtisidir. Yani akıntıdır bir diğer simptom da kısaca. Hı hı. Bir sonraki slayta geçersek, 8. slaytta kanser dediğimiz yaralar yine bakterilerin sebep olduğu simptomlardan birisidir. Yani bitkinin gövdesinde veya dalında sürekli büyüyen, kapanmayan bir türlü yaralar oluşur. Hani başka etmenler sonucu da bitkinin tabii yara oluşma durumu vardır, ama bu bakteriyel kanserlerde sürekli bir büyüme eğilimi vardır. Dolayısıyla bu diğerlerinden bu şekilde ayırt edilebilir. Tabii kabuk dokusu da kaldırılınca, kabuk ile bitkinin odun dokusu arasında bir sararmanın olması yine bakteriler için tipik bir simptomdur. Bir diğer simptom şekli, 9. slide'a geçelim. Evet hocam. Solgunluk dediğimiz simptom. Yani bitkilerde genel bir solgunluk görülebilir, ki bu iletilmedi hastalıklar için tipik bir simptomdur. Mesela burada gördüğümüz resmi, tabii burada bütün hastalıklar üzerinde durmamız mümkün değil, süre kısıtlı olduğu için. Ama örnek bir takım resimler koydum. Mesela kabakgillerde bakteriyel solgunluk dediğimiz Erbinia trakefila'nın oluşturduğu bir hastalıktır bu. Solgunluk patojenlerinin büyük bir çoğunluğu iletim demeti orijinlidir. Yani bakteri bitkinin iletim demetlerinde gelişmeye başlar. İletim demetleri tıkanınca bitki topraktan su ve besin maddesi alamaz. Su ve besin maddesi alamayınca bitkide genel bir solgunluk oluşur. Ki bu hastalıkların tipik özelliklerinden birisi, yine böyle gövdeden bir kesit aldığımızda, üzerindeki kabuğu bir keskin bir bıçakla soyduğumuzda kabuk ile odun dokusu arasında sararma görürsünüz. Hatta dikine bir kesit kesilerek, gövde iki parçaya ayrılarak birbirine böyle dokundurulup çekilirse, şurada resimlerde görüldüğü gibi böyle sakız gibi bir uzama olduğunu görürüz. Bu çünkü bakteri mukoid bir yapıda olduğu için. Hatta çiftçilerimiz için de şey olsun diye diyorum, çok basit bir test de yapılabilir. Gövdeden alınan bu kesit, baş aşağı içerisinde temiz bir berrak su bulunan bir cam tüpün içerisine asılırsa gövdeden, bir süre sonra resmi ne kadar net görünüyor televizyonda onu bilmiyorum, ama buradaki resimde, benim önümdeki resimde çok net bir şekilde görülüyor. Daha sonra sanki bitkinin gövdesinden adeta böyle süt çıkarmış gibi bir biraz daha işte koyumsu, kremsi renkte bir akıntının olduğunu görürüz. Bu ozmotik basınç farklılığından dolayı bakteriler dışarıya doğru akarlar. 10. slide'dan devam ediyorum. Bir sonraki simptom şekli yaş çürüklük. Özellikle yumrulu bitkilerde, patates başlıca, yine işte havuç gibi veya böyle yumuşak gövdeli bitkilerde, son zamanlarda muzda görüyoruz, şikayetler geliyor. İşte lahana, marul gibi bitkilerde pektolitik bakteri dediğimiz bakterilerin oluşturduğu yaş çürüklük simptomları. Bunlar da işte pektinaz enzimi üretirler. Üretmiş oldukları pektinaz enzimi bitkilerde hücreleri birbirine tutunmasını sağlayan bu orta lamel dediğimiz yapıyı bozarak, pektinaz enzimi sayesinde orta lamel eriyince bitki hücreleri dağılır. Hücreler dağılınca hücreler arasındaki sıvı da ortaya çıkar ve dolayısıyla böyle yaş bir çürüklük oluşur. Hatta pisçe kokar, evlerimizde falan sıkça karşılaşırız bu patateste yaş çürüklük olayına. Bir diğer simptom şekli, 11. slide. Bitkilerde organların atılması dediğimiz, yani daha doğrusu dökülme. Çiçek, yaprak veya meyvelerde dökülmeye sebep olabilir. Örneğin bu şeyde çok sık görülür. İşte bakteriyel kara leke, domateste bakteriyel kara leke hastalığı deriz. Evet. Bu kara leke hastalığında bu petal yaprakların hemen altında yoğunlukla resimde görüldüğü gibi bulaşmalar olur. Yine Erbinia da aynı şekilde çiçek enfeksiyonu yaptığı için çiçeklerde kurumalar, dökülmeler olabilir.
Birçok hastalıkta bunu görmek mümkün. Bir sonraki slayta geçelim. Doku anormallikleri diyoruz. 12. slayt. Burada da dokuda anormal oluşumlar. Ki çoğunlukla böyle işte kökte, bitkilerin gövdelerinde, dallarında, mesela üstteki resim zeytinde, Pseudomonas savastoni, zeytin dal kanseri diyoruz. Yandaki bağda Agrobacterium vitis. Alttaki işte kök kanseri diyoruz. Agrobacterium tumefaciens. Evet. Daha sonra ismi işte Rhizobium tumefaciens olarak değiştirildi bunun. Yine böyle kökte aşırı derecede kök oluşumu, Agrobacterium rhizogenes dediğimiz bakterinin sebep olduğu. Böyle köklerde, dalda, sürgünde anormal yapılar. Tabii oluşan bu tümörler aynı zamanda tabii bitkide iletim demetlerinin yaparak iletim demetlerinin de tıkanmasına sebep olur ve bitkilerde bunlar da genel solgunluğa sebep olabilirler. Son simptom şekli de 13. slide'da uyuz dediğimiz simptom şekli. Bu da daha çok yumrulu bitkilerde görülmektedir. Ülkemizde patates de çok yaygın olarak görülür. Bu patates dikim alanlarında görmek mümkün. Kabukta böyle uyuz dediğimiz kabukta çatlamalar, kabarık veya içeriye çökük şekilde olabiliyor. Kısaca bakteriyel simptomlar bu şekilde. Yani giden bitkiye göre değişmekle birlikte genel anlamda bu şekildeki simptomlara sebep olan etmenin büyük bir ihtimalle bakteri olduğunu söylememiz mümkün. Bunları gördüğümüzde bakteriyel bir hastalıkla karşı karşıyayız diyebiliyoruz. Peki bu... Evet, bu arada Abdullah Bey, yalnız bir hocam, şey ifade etmek istiyorum. Tabii hastalıkların tanı teşhisi bilimsel anlamda düşünecek olursak çok da kolay değil. Bir yığın çalışmayı gerektiriyor. Birçok cihaz gerektiriyor. Akademik anlamda diyorum. Ama çiftçiler için bu bir akademik çalışma olmadığı için çiftçilerin hastalıkları tanıması anlamında akademik çalışmalar gibi yoğun bir mesai harcaması gerekmiyor. Hatta bazı hastalıklar var ki çok tipik simptomları vardır. Yani o simptomu görünce bu hastalık budur diyebiliriz. Onun için burada bir antiparantez bir şey söyleyeyim. Biraz da sitem olsun. Buyursunlar. Üreticilerimiz çok okumayı sevmiyorlar. Yani bunu burada özellikle belirtmek istiyorum. Hani buradan Tarım Bakanlığı'na da teşekkür etmek istiyorum. Hep sitem edecek değiliz ya. Tarım Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu o kadar güzel kaynaklar var kesinlikle, ki. İşte kesinlikle. Domates mi yetiştiriyorsunuz? Domates hastalık ve zararlar diye internette girdiğiniz zaman PDF olarak internet ortamına konulmuş bir kitap var. İşte kabakgil hastalıkları, fındık hastalık ve zararları. Yani yeter ki siz ürettiğiniz şey neyse, çilek mi üretiyorsunuz? Çilek hastalık ve zararları diye girerseniz A'dan Z'ye. A'dan Z'ye hastalık ve zararları. Bunların biyolojisi, etmeni, simptomları, mücadelesi, yani çok kapsamlı kaynaklar hazırlanmış durumda. Dolayısıyla bir üreticimiz hakikaten serasında domates üretiyorsa kesinlikle bu kaynak kitabı indirip oradan bakması lazım. Tabii bunların basılmış halleri de var. Satılıyor bunlar. Böyle zannediyorum ki. Ben tam onu diyecektim hocam. Yapılmış kitapçıklar, broşürler de var ilçe tarımlarda. Onlar da çok güzel. Cep boyutunda. Evet. Evet. Yani buraya nereden geldik? Biraz önce hani simptomları söyledik. Yani bu simptomlar, yani domates üretiyor iseniz, domates üzerinden gidiyorum. Domateste bir problem gördünüzse, bu problem, birkaç soruya cevap vereceğiz burada. Şimdi, canlı bir etmen mi, cansız bir etmen mi? Canlı bir etmense hastalık mı, zararlı mı? Hastalıksa bakteri mi, virüs mü, fungus mu? Daha sonra bakteri olduğuna karar verdinizse ki burada ana simptomları saydık. Domateste bakteriyel hastalıklar dediğiniz zaman, domateste o da en fazla olanlardan bir tanesi domatestir ki 5-6 hastalık hatırlıyorum, evet, şu anda. Evet, bölgemizde de çok. Evet. Ya 5-6 tane hastalık var. O 5-6 tane hastalığın simptomları da genelde birbirine çok benzemez. Ama buradaki sıkıntımızın birisi de şu. Tabii her zaman bir bitkide bir hastalık olmuyor. Yani hastalık olabiliyor, işin içerisine bitki besin maddesi noksanlıkları girebiliyor, işin içerisine zararlılar girebiliyor, ekstrem çevre koşulları girebiliyor. Ama bunlar da her zaman olan şeyler değil. Şimdi hocam, semptomları söyledik, biraz bakterileri tanıdık. Şimdi bakterileri tanıdık, semptomları, gözlemleri farkına vardık.
etkili bir mücadeleyi nasıl yapacağız Sayın Hocam? Şimdi sizlerden dinleyelim. Neler yapmamız, neler bilmemiz gerekir? Televizyon yarışma programları oluyor ya, yani 1 milyonluk soru bu aslında. hani ya zaten şimdiye kadar anlattıklarımızı, konuştuklarımızı da bunun için konuştuk aslında. Evet. Şöyle bir tanıyalım, gardımızı alalım. Yani onları konuşmadan, bunları konuşmak çok uygun olmaz kesinlikle diye düşünüyorum. Hakikaten de etkili bir mücadele yapabilmek için ben 3 başlığa topladım. Ana başlık. Hı-hı. Ama bunların altını doldurmamız gerekiyor tabii. Tabii ki de. Bir kere etkili bir mücadele yapabilmek için hastalığa neden olan patojeni bilmemiz gerekiyor. Hastalığa neden olan patojen ne? Kim biraz bu? Önce de dedim ya, virüs mü, bakteri mi, fungus mu? Bakteri ise hangi bakteri? Bunu bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Bunu bildikten sonra o patojeni artık tanımamız gerekiyor. Ezberimizde de yoksa, biraz önce dediğim gibi internette o kadar çok kaynak var ki, evet, etmeni bildikten sonra o etmeni yazdığınızda o etmenle ilgili birçok bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşıyorsunuz. Yani şimdiki çiftçilerimizin işi düşünüyorum 20-30 yıl önceki çiftçilerimizin işinden çok daha kolay. Kesinlikle. Hocalar için, öğrenciler için de bu aynı şey geçerli. Evet. Dolayısıyla etmenin bilinmesi gerekiyor. Etmen bilindikten sonra, patojen bilindikten sonra bu patojenin bitkiye giriş yolları neler? Yani patojen bitkiye nasıl giriyor? İşte bakterilerde genel giriş olarak biz söyleriz hep, doğal açıklıklardan, yaralardan, bir de kitinleşmemiş bitki dokularından, yani çiçek falan bahsediyoruz. Buralardan giriş yapıyor tabii. Ama etmenden etmene göre de değişebiliyor bu. Dolayısıyla patojeni tanıdıktan sonra bitkiye giriş yolu nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun haricinde yine çok önemli, patojenin yayılması ve taşınması nasıl? Yani bitkinin içinde nasıl yayılıyor? Bitkiden bitkiye nasıl yayılıyor, nasıl taşınıyor veya bir araziden başka bir araziye, bir seradan başka bir seraya, bir şehirden başka bir şehire nasıl yayılıyor? Tabii bir sonraki slayta geçersek, burada hı hı, hani bakterilerin bitkiye giriş yolları üzerinde biraz önce de konuşmuştuk. Evet. Hani bu giriş yollarını işte doğal açıklıklar dedik. Yani bu doğal açıklıklardan kastımız stoma, lent, slaytot dediğimiz yapılar. Yine kitinleşmemiş bitki dokuları, yani çiçek. Bir de yaralardan giriş yapıyor. Yani yaralardan bitkide yara niye olur? Birçok şeyden, sebepten dolayı olabilir. Öncelikle böcekler. Yani böcekler beslenirken bitki bünyesinde yara açarlar. Herhalde işte ağız yapısına bağlı olarak. Diyelim ki sokucu, emici ağız yapısına sahip bir böcek varsa serada, bitkide her beslenirken o stiletini soktuğu noktada yara açılır ki bu yaralar bir giriş kapısıdır. Dolayısıyla mücadeleye geleceğiz biraz sonra. Yani demek ki bakteriyel hastalıklarla mücadelede böcek mücadelesi de çok önemli. Eğer kesinlikle böcek varsa, zararlı böcek varsa. Çünkü bunlar hem taşımada önemli faaliyet gösteriyorlar, hem de yara açarak patojenin girişini kolaylaştırıyorlar. Yine budama dedik. Yani birçok bitkide budama, mesela domates, işte koltuk alma diyoruz. Yani bir takım budama işlemleri yapılır. Bu budama yapılırken açılan her yaradan patojene bir giriş kapısı oluşturmuş olursunuz. Hı-hı. Veya işte dolu yağdı. Yani burada da şu önemli. Yani diyelim ki dolu yağdıysa, açık alanda bir üretim yapıyorsanız, dolunun şeyine bağlı olarak bitkilerde bir yara oluşacaktır. Bu yaralar patojenlerin girişi için önemli bir kapı oluşturmuş olacaktır. Dolayısıyla ondan sonra, doludan sonra mutlaka koruyucu önlemler gerekecektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam, bu bitkilere giriş yaptıktan sonra bakteriler bitki içerisinde taşınımıyla ilgili de muhabbeti devam ettirelim. Aynen. 16. slaytta tabii, hı hı, bitki içerisinde taşınmadan bahsedeceğiz. Yakın mesafelere taşınma, uzak mesafelere taşınma, bir de bir sonraki üretim sezonuna taşınma. Hı hı. Yani taşınmayı da 4'e ayırıyoruz. Hani bitki içerisindeki taşınmaya bakınca, işte eğer sistemik enfeksiyon oluşturan bir bakteri ise iletim demetiyle taşınıyor. Yani bitkinin en altından bir yerden bir böcek ısırdığında, bakteriyi bulaştırdığında, bitkinin ta üstüne kadar iletim demetiyle bakteri taşınmış oluyor. Veya üstünden bulaşıyor, yine iletim demetiyle, fulehemle bitkinin diğer kısımlarına taşınıyor. Kısılem ya da fulehemle. Evet. Bitki içerisindeki taşınmadan bahsediyoruz.
Sistemik olmayanlar ise yani bitkinin tamamında simptom değil de lokal olarak işte bir yaprak 3-5 yaprağında bir dalında gibi düşünelim. Böyle yer yer simptom oluşturan bakteriler diyelim. Bunlar da tabii bitkide böceklerle taşınıyor. Yağmurla, sulama suyuyla, mekaniksel dokunmayla aynı bitkinin diğer kısımlarına taşınabiliyor. Hele özellikle de nem oranı yüksekse biz deriz ki işte tarlaya girmeyin, seraya girmeyin. Nem oranı yüksekse ki serada nemin düşük olması, iyi bir havalandırmanın olması gerekiyor. Çünkü nem bakterilerin de hızlı bir şekilde çoğalmasını etkileyen önemli bir faktör. İşte böcekler. Yani bir böcek geliyor, bir bitkinin aslında bir yaprağında beslenirken orada patojeni bulaştırıyor vücuduna. Diğer sağlıklı yaprağı ısırdığında diğer yaprağı bulaştırmış oluyor. Sulamada özellikle yağmurlama sulama. Yani bundan kaçınmamız gerekiyor. Biraz sonra üzerinde duracağız. Yağmurlama sulama veya da yağmurlama sulama değil, yağmur yağdı. Yağmur damlası bir yaprağa vurdu. Orada yaprak yüzeyinde bulunan bir bakteri yağmur damlacıklarıyla başka bir dala sıçradı. Başka bir yaprağa sıçradı. Bitkinin içinde bu şekilde yayılma söz konusu. Tabii yakın mesafelere taşınmada yine toprak, sulama suyu, yağmur, rüzgar, böcek, insanlar, tarımsal alet, ekipmanlar bunlarla da yakın mesafelere taşınabiliyor. Biraz daha uzak mesafelere taşınmaya bakınca yine işte üretim materyali dediğimiz tohum, fide, fidan, yine hastalıklı toprak, yine kuşlar, böcekler uzak mesafelere taşıyabiliyor. Yani böceklerin de işte böceğin türünden türüne göre değişmekle birlikte hareket kabiliyetlerine göre aldıkları mesafe oranında hastalığı taşımış oluyorlar. Ama burada asıl önemli olan şeylerden bir tanesi bir sonraki üretim dönemine taşınma. Evet. Yani bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. İşte Erzurum'da havalar soğumaya başladı. Hava soğuduğunda, kış geldiğinde patojenler ölmüş olsaydı Erzurum'da artık hiçbir hastalık görülmemesi gerekiyordu. Kesinlikle. Ama öyle olmuyor. Yani havalar soğuyunca patojen ölecek diye bir kayda yok. O da gardını yani, alıyor, saklanıyor. Aynen, bir üretim sezonu bitti, bir sonraki üretim sezonuna geçecek. Sonuçta bu da bu canlı hayatını devam ettirecek. Dolayısıyla hayatını devam ettirmek için kendine farklı yollar bulmuş durumda. Bu Erzurum gibi soğuk koşullarda biraz daha tabii zor ve kısıtlı. Ama Antalya gibi sürekli üretim yapılan alanlarda daha kolay bu. İşte Erzurum gibi koşullarda bakteri dayanıklı bir takım yapılar oluşturarak kendisini koruyabiliyor. İşte etrafında polisakkarit madde dediğimiz bir maddeyle kaplıyor. Dolayısıyla kuraklıktan falan etkilenmiyor. Yine mesela Antalya gibi sürekli üretimin devam ettiği yerlerde işte domates hasat ettiniz. Domates kalktı seradan ama etrafta bir yığın başka yabancı ot var. Bu yabancı otları ara konukçu olarak seçiyor patojen. Gidiyor o yabancı otun üzerinde bir süre orada hayatını devam ettiriyor. Hatta burada da genel bir kural vardır. O ara konukçu diyoruz biz ona. O ara konukçuya çok fazla zarar vermeden, onu öldürmeden. Çünkü onu da ortadan kaldırırsa kendi hayatı tehlikeye girmiş olacak. Dolayısıyla bu ara konukçular, yabancı otlar önemli. Burada bir diğer husus da şu, tohum çok önemli. Yani birçok bakteri hastalığının tohumda, işte dallardaki sürgün tomurcuk pulları arasında, gövdedeki işte çatlaklarda, yarıklarda veya toprakta uzun süre canlılığını koruyabildiğini görüyoruz. Hatta bazı patojenler var, yani bu rotasyonda çok önemli olacak. Öyle patojenler var ki 10-15 sene toprakta hayatını devam ettirebiliyor ama bazıları da 1-2 yıl içerisinde ortadan kalkıyor. Dolayısıyla orada hani toprakta konukçusu olmayan başka bir tür ektiğinizde düzgün bir mücadele yapılmış oluyor. Kendisine konukçu bulamayan patojen bir süre sonra toprakta canlılığını kaybedince toprakta o hastalıktan temizlenmiş oluyor. Evet, şimdi hocam bunlarla mücadele yöntemlerimizi kısım kısım irdeleyelim. Evet, lafı biraz uzattık belki ama bunları konuşmak gerekiyor. Kesinlikle. Abdullah Bey. Şimdi geldik tam da asıl önemli olan yerine. Yani bakteriyel hastalıklarla mücadele yöntemleri neler? Tabii bu mücadele yöntemlerine bakınca, tabii çok detayına giremeyeceğiz diyorum ya, programın süresi kısıtlı olduğu için hastalık da anlatamayacağız. En önemli kısımlar. Dolayısıyla genel mücadele yöntemleri üzerinde duracağız. Aslında bu
konuşmanın sonunda da söyleyeceğin bazı şeyler var tabii. Orada görmüş olacağız ki aslında bakteriyel hastalıklarla mücadele bir açıdan zor. Bizim daha doğrusu alışmış olduğumuz açıdan bakınca çok zor. Ama alışmamış olduğumuz ve bugüne kadar unutturulmuş olan pencereden bakınca da aslında kolay olduğunu göreceğiz. Evet. Şimdi dolayısıyla bakteriyel hastalıklarla mücadeleyi biz 5 başlıkta inceliyoruz. Hı hı, bir tanesi slide. Yasal önlemler. Hı hı. Biraz sonra üzerinde duracağız. Bir diğeri kültürel önlemler ki çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde biraz daha fazla duracağız. Bir diğer metot biyolojik mücadele dediğimiz yöntem. Benim de çalışma konum çok çok önemsediğim, hele özellikle bakteri ve virüs hastalıklar için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir yöntem. Bir diğeri kimyasal mücadele. Dikkat ederseniz sona doğru attım ben kimyasal mücadeleyi. Bakış açımızın da böyle olması gerekiyor. Kesinlikle. Hemen ilaçla başlamamamız gerekiyor. Biraz sonra değineceğiz bu konulara. Hı hı. Ama son zamanlarda dünyanın üzerinde durduğu, ülkemizin de en çok üzerinde durduğu mücadele şekillerinden bir diğeri de 5. başlığımızda entegre mücadele. Bu da çok önemli. Bunun üzerinde de konuşmamız gerekiyor. Yani tüm mücadele yöntemlerinin uygulanması olmuyorsa artık mecbur kalınıyorsa ilaç dediğimiz bir mücadele şekli bu. Şimdi dolayısıyla bu şekilde bir 5 başlık halinde incelemek başlık mümkün. Başlık başlık gideceğiz ama hocam 9 dakikamız kaldı. Olmadı, daha detaylısıyla alakalı da bir ekstra bir ayrı bir programda yapmış oluruz. Biz başlık başlık kısa kısa geçeceğiz evet. Bunların evet. Üzerinde çok fazla durmayacağız. Şimdi buyursunlar. Tabii birinci başlık 18. slayta gelirsek işte yasal önlemler dedik. Yani karantina önlemleri. İşte ülkede bir bölgede olan bir hastalığın veya ülkemizde olmayan bir hastalığın dışarıdan girişini engelleyici tedbirler. Burada tabii şunun üzerinde altını çizmek isterim. Eğer yurt dışından bitkisel üretim materyali alıyorsanız, tohum, fide ya da fidan alıyorsanız buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ülkemizde olmayan bir hastalık olabilir. Bu hastalığı almış olduğunuz bitkisel bitki üretim materyali ile ülke içerisine sokmamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'ye birçok hastalık dışarıdan alınan bitkisel üretim materyalleri ile girmiştir. Bunu söylemiş olalım. Bir sonraki slayta bakalım. Kültürel önlemler dedik. Çok çok önemli. Yani kültür bitkiler için en uygun koşulları sağlamak, patojen için uygun koşulları ortadan kaldırmak, hastalığın ortaya çıkışını ve yayılmasını engellemek ve hastalıklara karşı bitkilerin dayanıklılığını artırmak için alınan bir takım önlemlere kültürel önlemler diyoruz. Bunları da hani bir sonraki slaytta ana başlıklar olarak ele alacağız. Tabii çok detayına girmiyorum ama hani kültürel önlemler deyince işte dayanıklı çeşit kullanımı. Çünkü bakteri hastalıklarına karşı bitki çeşitlerinin dayanıklılığı değişebiliyor. Varsa dayanıklı bir çeşit ekmek gerekiyor. Uygun yetiştirme yeri seçimi. Yani bahçe mi tesis ediyorsunuz, seracılık mı yapıyorsunuz? Özellikle toprak yapısı, ışık, sıcaklık, rutubet açısından uygun yetiştirme yerinin seçimi gerekiyor. Yine ekim nöbeti. Yani bir hastalık bütün bitkilerde hastalık oluşturmuyor. O patojenin konukçuları var. İşte biraz önce saydık. Diyelim ki işte domateste bakteriyel solgunluk hastalığı diyoruz. Clavibacter michiganense ve başlıca konukçusu domatestir. Siz oraya domatesin haricinde başka bir şey ekerseniz böyle konukçu dizisi dar olan özellikle az olan patojenler için diyorum. Birkaç yıl rotasyona başka bitkileri sokarsanız yoğun bir hastalık varsa ondan bu şekilde korunmanız mümkün. Tabii gübreleme önlemleri çok çok önemli. Yani bir bitki ne kadar iyi beslenirse o kadar hastalıklara karşı dayanımı yüksek oluyor. Bu şu demek değil. Ne kadar yüksek azot verirseniz o kadar dayanıklı olur anlamına gelmiyor. Evet. Hele özellikle azotlu gübre uygulamalarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü azot bitkilerde sürekli yeni doku oluşumuna sebep olduğu için bitkileri bakteriyel hastalıklara karşı, diğer hastalıklar için de aynı şey geçerli. Fungus viral hastalıkları için de aşırı azot uygulamasından kaçınmamız gerekiyor. Çünkü aşırı azot uygulamaları bitkileri hastalıklara karşı çok daha dayanıksız bir hale getiriyor. Yani hassas bir hale getiriyor. Yine toprak işleme önlemleri, hastalıksız üretim materyali kullanımı, yetiştirme önlemleri, bakım önlemleri, sulama önlemleri, toprak solarizasyonu, bunlar önemli. Bunlar kültürel önlemler dediğimiz önlemler. Bir sonraki slayta geçebilirsek, 21. slayta, tabii bir diğer husus da biyolojik mücadele. Yani biyolojik mücadelenin kısaca tarifi şu, doğal veya genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar,
ya da onların ürettikleri metabolitler kullanılarak patojen mikroorganizmaların ortadan kaldırılması veya popülasyonların baskı altına alınmasını sağlayan bir mücadele yöntemi. Hedefi de insan ve çevre üzerine olumsuz etkileri olmayan, maliyeti daha düşük, geniş spektrumlu ve her türlü çevre şartlarında kullanım imkanı olan biyolojik ajanların belirlenmesi ve bunların bitki hastalık ve zararlarının kontrol edilmesinde kullanılmasını içeren bir mücadele şekli. Tabii mekanizmaları var. Bir sonraki slaytta buraları biraz hızlı geçelim istiyorum. Vaktimiz ne kadar kaldı? Son 5 dakikadayız hocam. Son 5 dakikamız. Peki 22. slayta bakacak olursak, tabii biyolojik mücadele etmenlerinin mekanizmaları var. Bunların üzerinde durmayacağım ama burada üzerinde durmak istediğim birkaç konu var. Özellikle mesela biyolojik mücadelede bazı biyoajanlar var ki geniş spektrumlu. Bunlar birçok etmene karşı etkili olabiliyor. Yani bir biyolojik mücadele ajanı faydalı bakteriler diyelim, daha kolay anlaşılması için. Bir bakıyorsunuz. Bakteriyel bir hastalığa etkili, test ediyorsunuz fungal bir hastalığa etkili, test ediyorsunuz bir böceği öldürebiliyor. Yani hem bakterisit, hem fungusit, hem insektisit olabilme özelliğine sahip böyle geniş spektrumlu bakteri izolatları var. Çalışmalardan ben biliyorum, bizzat gözlemlediğim için. Yine aynı zamanda bu faydalı bakterilerin biyolojik mücadelede kullanılan bu biyoajanların, biyoajan da deniyor bunlara. Sadece bitki korumada rolleri değil, aynı zamanda bitki beslemede de rolleri var. Yani bir faydalı bakteri hem azot fikse ediyor, hem fosfat çözüyor, hem de bir fungal hastalığı önleyebiliyor. Böyle bir avantajı da var. Aynı zamanda bunlar daha çevreci ve kalıntı sorunu içermiyor bitkilerde, oluşturmuyor kalıntı sorunu. Maliyetlerine baktığınızda kimyasallardan çok daha düşük maliyetleri var. Hatta özellikle burada şunun üzerinde durmak isterim. Mesela kök hastalıkları önemli bir hastalık grubudur. Kök hastalıkları, sistemik hastalıklar, yine iletim demeti orijinli hastalıklar yani ve bakteri ve viral hastalıklara karşı çok başarılı bir şekilde kullanılan biyolojik mücadele etmenleri var. Ama ne yazık ki ülkemizde bunun önü kapalı olduğu için ne yazık ki bu dışarıdan bu tür ürünlerin ülkemize girmesini bekliyoruz. Kendi yapmış olduğumuz çalışmalarda ülkemizde bu ürünleri ruhsatlandıramıyoruz. Evet. Onun için biyolojik mücadelenin üzerinde çok önemli durmak istedim. Tabii en son başvuracağımız yöntem de kimyasal mücadele. Yani bütün o mücadele yöntemlerini ele aldıktan sonra artık çare kalmadıysa kimyasal mücadeleye başvurmamız gerekiyor. Kimyasal mücadelede de şöyle söyleyeyim. Yani bakteriler için geliştirilmiş böyle çok etkili bakterisitler yok açıkçası. Yani dünyada bakterilere karşı etkili olan en önemli grup biliyorsunuz şeydir, antibiyotiktir. Antibiyotikler de dünyada pek çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de bitki hastalıklarına karşı kullanımı yasaktır. Bunun gerçekçi sebepleri de vardır. Yani kısaca izah edeyim, hani o direnç genlerinin işte antibiyotiklere karşı oluşacak direnç genlerinin insan patojenlerine nakledilmesi sonucu insan patojenleriyle hastalığın daha güçleşeceği açısından bakılarak birçok ülkede yasaklanmıştır. Antibiyotikler yasak olunca geriye kalıyor sadece bakırlı preparatlar. Bakırlı preparatlar da kullanılıyor ülkemizde. Tabii zamanla direnç gelişimi de söz konusu. Evet. İşte bakırın kullanıldığı dönem de önemli. Özellikle ateş yanıklığını örnek vereyim burada. İşte ateş yanıklığında Erwinia amylovera etmen bakteridir. Çiçek enfeksiyonu yapar. Dolayısıyla o çiçeklenme döneminde mücadele etmeniz gerekir. O koruyucu önlemleri almamışsanız tabii. Orada da işte bakırın çiçekler üzerine toksik etkisi vardır. Düşük dozda kullanırsınız etki etmez, yüksek dozda kullanırsınız çiçeklere zarar verirsiniz vesaire. Dolayısıyla aslına bakarsanız bakteriyel hastalıklarla kimyasal mücadele çok da kolay değil, çok da zor aslında. Son slayta geçecek olursak üzerinde durmak istediğim asıl önemli konu burası. Özetle tabii çok detaya girmeden entegre mücadele dedik. Yani entegre mücadelede bütün mevcut mücadele yöntemlerinin birlikte uygulanması aslında. Biz buna entegre mücadele diyoruz. Ama altını çizerek söylemek istediğim birkaç cümle var. Buyursunlar hocam. İşe şöyle başlamalıyız bir kere. Kesinlikle sağlıklı üretim materyaliyle başlamalıyız. Yani tohum mu kullanacağız, fide mi, fidan mı, her neyse kullanacağınız bitki üretim materyalinin sağlıklı olması gerekiyor. Ne üretiyorsanız, domates diyelim. Eğer varsa, bölgede problem olan ciddi hastalıklar varsa,
Bu hastalıklara karşı da geliştirilmiş dayanıklı çeşitler de varsa bu bir tercihtir. Dayanıklı çeşitleri tercih edebilirsiniz eğer Evet. varsa. Tabii burada dayanıklı çeşit derken çeşidin özellikleri de önemli. Yani arz talep meselesi. Yani çeşidinizin tüketici tarafından da sevilen, tutulan bir çeşit olması lazım. Çünkü üreteceğiniz şeyi sonuçta pazarlayacaksınız. Son dakikalara giriyoruz Sayın Hocam. Tamam. Diğer husus sağlıklı toprak, hava, su. Yani havamızın, suyumuzun, toprağımızın sağlıklı olması gerekiyor. Sonra bulaşmayı önleyici tedbirler almamız gerekiyor. Yani seramızın her tarafı açıksa, kolay kolay bir böcek giriyorsa, işte rüzgar giriyorsa içeriye, sadece bakteri değil birçok hastalığı, özellikle fungal sporları içeriye rahatlıkla taşıyor. Yine taşınma ve yayılmayı önleyici tedbirleri almak gerekiyor. İşte böcekle taşınıyorsa böcek mücadelesi, budamayla taşınıyorsa işte budama makasının sterilledilmesi gibi tedbirler. Bir diğer husus, demin de Son bir söyledim, dakikadayız hocam. biyolojik mücadele çok önemli. Kesinlikle bakteriyel hastalıklarla ilgili biyolojik mücadeleye ağırlık vermemiz gerekiyor. Yani bütün bunları yaptıktan sonra bana göre kimyasal mücadeleye çok da gerek kalmayacak. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Bizlerden Erzurum'a ve sizlere saygılar olsun. Allah'a ısmarladık diyelim. Sizden de sağ olun, iyi akşamlar diliyorum bütün izleyicilere. Efendim, bir bitki doktoru programımızın daha sonuna geldik. Bugün bitki bakteri hastalıkları ile genel mücadele yöntemlerini konuştuk Profesör Doktor Recep Kotan hocamla. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Efendim, sizlerden gelen soruları da program sonrası hocamla irtibatta kalıp yönlendirmeleri yapacağım. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var.